Bu video Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hazırlanmıştır. Kayıt sihirbazındaki adres sayfasında URF sizi kuruluşunuzun yasal adresi ve diğer ilgili veriler için yönlendirir. Yanında yıldız karakteri ile işaretlenen zorunlu tüm alanların doldurulması gerekir. Ancak diğer alanların doldurulması da mümkün olduğunca fazla bilgi sağlamak için tavsiye edilir. Yasal adresin bir bölümü olan sokak ismini kuruluşun resmi yasal tüzüğünde belirtildiği gibi girin. Çoğu durumda bu genel merkezin adresi değil, bağlı ortaklıklar ve bölümlerin adresidir. Ve ardından aynı haneye sokak numarasını veya kuruluşunuzun yasal adresindeki sokak üzerinde belirtilen kuruluş bina ismini girin. Bu alan 20 alfanumerik karakter sayısına kadar olabilir. Kuruluşunuzun posta kutusu varsa posta kutu numarasını girin. Kuruluşunuzun yasal adresindeki posta kodunu girin. SEDEX kodunu girin. Bu alan sadece Fransa için geçerlidir. Kuruluşun kurulduğu şehrin yasal adını kuruluşun yasal adresine baz alarak girin. Kuruluşun kurulduğu yerin bölgesini belirtin. Kuruluşun kurulduğu ülkenin yasal adını kuruluşun yasal adresini baz alarak belirtin. Kuruluş ile iletişim için kurumun resmi telefon numarasını girin. Karakterler arası boşluk kullanmadan ekrandaki formatı izleyin. Kurumun resmi faks numarasını girin. Karakterler arası boşluk kullanmadan ekrandaki formatı izleyin. Kurumun ikincil telefon numarasını girin. Karakterler arası boşluk kullanmadan ekrandaki formatı izleyin. Kuruluş ile iletişim için kurumun internet adresini girin. Bunun formatı ekrandaki şekilde olmalıdır. Ardından Next butonuna tıklayın ve sonraki adımla devam edin. Kayıt sihirbazının Contact sayfasında URF sizi kuruluşun resmi temas noktası olacak olan kişinin iletişim bilgilerini girmeniz için yönlendirir. Eğer farklı bir kuruluş adına kayıt yapıyorsanız, kayıt işleminin sonunda diğer organizasyonlarla ilişkili bir PIC numarası tanımlanır. Bu yüzden lütfen yasal tüzüğe ilişkin irtibat verilerini ve veri doğrulama sürecinde destekleyici belgeleri sunması talep edilecek irtibat kişisinin iletişim bilgilerini sağlayın. Yanında yıldız karakteriyle işaretlenen zorunlu tüm alanların doldurulması gerekir. Bu, mümkün olduğunca fazla bilgi sağlamak için özellikle tavsiye edilir. İrtibat kişisinin unvanını girin. İrtibat kişisinin kuruluştaki pozisyonunu girin. İrtibat kişisinin kuruluşta görev aldığı birimi girin. İrtibat kişisinin resmi internet adresini girin. Bu bir takım ya da gruba değil, irtibat kişisine ait olmalıdır. İrtibat kişisinin cinsiyetini girin. İrtibat kişisinin soyadını girin. Sistem otomatik olarak kayıt olanın soyadını görüntüler. Eğer irtibat kişisi farklıysa bunu düzeltin. İrtibat kişisinin adını girin. Sistem otomatik olarak kayıt olanın adını görüntüler. Eğer irtibat kişisi farklıysa bunu düzeltin. Adres bölümünde tüzel kişi için eğer önceki girdiğiniz adres bilgisini kullanmak istiyorsanız Yes butonunu tıklayın. Bu seçenek otomatik olarak adres bilgisini önceki adımda kopyalamayı sağlar. Eğer No seçeneğine bırakırsanız yeni adresi ekrandaki adımları izleyerek sağlayın. İrtibat kişisi adresinin sokak adını girin. Sokak numarasını ya da irtibat kişisinin adresindeki bina adını girin. Bu alan 20 alfanumerik karaktere kadar olabilir. İrtibat kişisinin posta kutusu varsa posta kutu numarasını girin.
İrtibat kişisinin posta kodunu girin. SEDEX kodunu girin. Bu alan yalnızca Fransa için geçerlidir. İrtibat kişisinin bulunduğu şehre girin. İrtibat kişisinin adresindeki bölgeyi belirtin. İrtibat kişisinin adresindeki ülkeyi belirtin. Phones bölümünde eğer tüzel kişi için girilen telefon numarası ile irtibat kişisininki aynı ise Yes butonunu tıklayın. Bu seçenek otomatik olarak önceki adımda sağlanan telefon verilerini kopyalayacaktır. Eğer No seçeneğine bırakırsanız belirtilen yolu izleyerek yeni telefon numarası sağlayın. İrtibat kişisi ile iletişim için bir telefon numarası girin. Boşluk karakteri kullanmadan ekrandaki formatı izleyin. Bir faks numarası girin. Boşluk karakteri kullanmadan ekrandaki formatı izleyin. İkincil bir telefon numarası girin. Boşluk karakteri kullanmadan ekrandaki formatı izleyin. Ardından Next butonuna tıklayın ve sonraki adımla devam edin. Kayıt sihirbazındaki program sayfasında kayıt işleminin ilk aşamasını tamamlamış oldunuz. Lütfen Finish Your Registration butonuna tıklamadan önce uygulamayı düşündüğünüz program ile ilgili kuruluşunuz hakkında programa ilişkin bilgiler sağlayın. Program seçimi Erasmus Plus olarak belirtildiğinde ekrandaki sayfayı göreceksiniz. Listeden kuruluş türünüzü seçin. Eğer seçeneklerin hiçbiri kuruluşunuzla ilişkili değilse Other seçeneğini seçin ve Organization Description alanında kuruluşunuza kısa bir açıklama ekleyin. İşlem bittiğinde önceki sayfadan devam etmek için Save and Return butonuna tıklayın. Submit sayfasında kayıt işlemi boyunca submit edilmiş bilgilerin tümünü gözden geçirip doğrulayabilirsiniz. Bu doğrultuda verilerinizin özetinin çıktısını almak için Print butonuna tıklayın. Verilerinizi doğrulama işlemini askıya almak ve taslak olarak kaydetmek için Save Draft butonuna tıklayın. Sonrasında veriler kaydedilir ve pop-up kapanır. Kaydedilen taslağı silmek için Delete Draft butonuna tıklayın. Eğer bir hata bulduysanız ya da başka bir sebeple düzeltme yapmak istiyorsanız, verileri düzeltebileceğiniz ilgili sayfaya gitmek için sayfanın üstündeki ilgili butona tıklayın. Bütün verileri kontrol edip doğru ve tutarlı olduğundan emin olduysanız, bilgileri submit etmek için Confirm butonuna tıklayın. Kayıt verilerinizi submit ettiğiniz zaman kayıt sihirbazı, kuruluşunuza yeni atanmış olan PIC numarası ile birlikte son onay sayfasını görüntüler. Onay sayfası, kuruluşunuzun yasal verilerinin özetini gösterir ve yeni atanmış olan PIC numaranızı görüntüler. Bu noktada URF, submit ettiğiniz bilgilerin ve kuruluşunuzun PIC numarasını içeren bir elektronik posta gönderir. Elektronik posta, kendi ECAS hesabınızda tanımlanan adreslere ve irtibat kişisine yollanacaktır.